Merhaba arkadaşlar, ben Enayt ve bugün sizler birlikte Eldue oynayacağız. Ve bugün arkadaşlar herkesin en çok problem olduğu, en çok problem ettiği şeylerden biri olan silah bulacağız arkadaşlar. Bugün nasıl silah bulunduğunu size hemen göstereceğim arkadaşlar. O kadar basit ki, yani o kadar çok açıklama yapmama rağmen hala bulamıyorsunuz. Ben de bunun üzerine bir video çekmeye karar verdim. Artık basit bir şekilde silah bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim bir sürü biliyorsunuz silahım var, kitlerim var. O şekilde, o tarzı gitmedim. Daha düşük bir zırh seti çektim. Elime bir tane tabanca aldım. Kürek falan aldım, hani 26 vuran. Şimdi birazdan göreceksiniz. Aynen, çantam bu şekilde arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye sadece bandaj aldım. Şimdi şuradan başlayalım. Dur. Önce şuraya gideceğiz. Şimdi benzinim de az arkadaşlar. Geçenki videolarda çok şeyler harcadım arkadaşlar. Git gel sürekli. Polis istasyonundan eve gitmek zaten. O sıra enerjim bitti. Şimdi drip yapabiliyoruz. O sıra arkadaşlar enerjim bitti. Hem de enerjim bitince mecbur motorla gidip gelmek zorunda kaldım. O anda da benzin bitti. Benzinde bayağı sıkıntı. Şimdi rest stop'tan hepsini bulabiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar bandajı alıyorum. Hepinizin bandajı vardır illaki. Bu oyunu az çok bilen herkesin bandajı vardır. Şimdi rest stop gibi tehlikeli yere geldiğinizde bandajınız elinde bulunsun. Elinizde bulunsun. Şimdi buradaki reisler var. Onlara tabancayla dalacağız. Tabancanız da vardır. Şöyle self-healing skillini kullandım. Bunlar fazla fazla vuruyor. Bir o bir ben. Hadi lan. Hadi. Ne oldu? Evet, 3 tane kit çıktı. Bakın zırh da çıktı. Yavaştan hani tik fabrik falan o tarz güzel şeyler de veriyor. Temel biraz malzemeler veriyor. Bakın yine zırh çıktı. Bunlar az çok işinize yarar arkadaşlar. Böyle yarım olsa da zırhları alın. Şimdi birazdan göstereceğim. Ormana gideceğiz. Aha bak, tabanca da buldum. Ormanda arkadaşlar böyle zırhlar lazım oluyor. Bak of, çok güzel. Benzin de bulduk. Harika, işte bu kadar ya. Var mı hocam şurada da benzin? Yok ama motorun içinde var. Bak tik fabrik. Tik fabrikle kıyafet falan yapabilirsiniz. Yalnız dur. Bende şey yok. Dur ya, silahları koymayalım. Şunları koyalım. Hop, bir dakika lan, ne oldu? Ha, şöyle yapalım. Ondan sonra şöyle, bunu da buraya koyduk. Harika. Şimdi yalnız ben de onları benzinden çek, benzinlerin alacak şey yok. O yüzden buradaki suları içiyorum. Hemen daha bak, dakika bir su içtik, hemen tuvalete geldi ya. Vallahi bu, ben anlamıyorum, videoda yapıyor arkadaşlar. Tamam, ver abi şunu. Şimdi bu, böylelikle de arkadaşlar buraya gelerek benzin de böyle çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bak, benzini fullledim ben. Yok, fullemedim de yani. Bayağı iyi benzin çıktı vallahi. Eyvallah abicim. Yani burada bakın gördüğünüz gibi hayvanlar da var. Hayvanları öldürüp etlerini alıp köpekleri de verebilirsiniz arkadaşlar, köpeklerinize. Şimdi buradan bir çıkalım. Başka tabii ki de silah bulmak için bir sürü şey var. Şimdi buraya motoru olanlar gelsin arkadaşlar. Motor olmayanlar zaten gelemiyor buraya. Zaten birçoğunuzun da motoru yok. Ama bazılarınızın da var. Ama çoğunuzun dediğim gibi motoru yok. O yüzden şimdi asıl önemli olan yerlere geliyoruz. Başka. Şimdi gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yok. Etkinliğe gitmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada Pinewood var. Pinewood'a gelin. Pinewood biliyorum sıkıntılı sizin için. Arkadaşlar dediğim gibi
böyle bu şekilde gidersiniz. Bakın elinizde bir tabanca olsun. Böyle Skull Crusher, şöyle Shovel falan. Yani bunlar bile yetiyor. Yine de alıyorum. Enter diyorum arkadaşlar. Burada ben çok şey buldum. C4 bile buldum ama yine dediğim gibi şansımıza bağlı bir şey. Silah çıkması. Yani silah buluyorum, pompalı, shotgun falan buluyorum. Hani o polis istasyonu şeyi vardı ya arkadaşlar. Polis istasyonu videosu vardı. Geçenlerde çektim. Orada zaten o videoda da söyledim. Birçok şeyi arkadaşlar, silahları ben ormandan buldum. Bu arada Muhammed arkadaşımız da bize soru soruyor. Kankacım, yorumlar bölümünde de sorabilirsin. Discord kanalımıza gelerek de sorabilirsin. Discord kanalımıza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Çekiliş yapıyoruz. Ona göre söyleyeyim. Çekiliş şartları da arkadaşlar Discord'da verdik. Çekilişe gelmek isteyenler varsa tabi. Hediyelerimiz arkadaşlar Google Play kodu, Steam kodu ya da Random Key vereceğiz. Gelirseniz memnun olurum. Şimdi bizim burada bir sandık bulmamız lazım. Kutu bulmamız lazım. Bulduk. Şimdi bundan çıkacağını düşünmüyorum. İnşallah çıkar ama. Bak ama harika şeyler veriyor yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine temel şeylerden veriyor. Ve can oldukça da güzel veriyor. Ben şimdi böyle canımı fullledim. Başka bir şeyler, başka sandık burada bir sürü var arkadaşlar. 5-6 tane var. Evet, benim kankalarım toksitler geliyor. Tamamdır. Elime Skull Crusher'ımı aldım. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Yine temel dediğimiz şeyler geldi. Aşağıda bir... Aha bak şimdi. Jace abimiz geldi. Online bir oyuncu. Ama oyun online değil tabii ki de. Jace, elveda dostum. Şimdi ben normalde silahımı çeker, Jace'e direkt ateş ederdim. Eğer Jace kaçsaydı, kaçmaya çalışsaydı öyle yapardım. Silah arkadaşlar ben bu yüzden buraya getirmenizi istiyorum. Burada arkadaşlar online oyuncular benim izlenime göre biraz daha fazlalar. O yüzden burada silah getirmenizi istiyorum. Online oyunculara karşı zaten bunu kullanırsınız. Şimdi şurada aynen bir tane daha şey var. Hadi abi. Telefon geldi ama olsun. Bunu açmadık. İşte bundan bir şey çıkar. Bak şansımıza bağlı. Dediğim gibi. Ama bu da iyi. Bunu seviyorsunuz. Bu çünkü Bunker Alpha için önemli bir şey. Bak yine geldi. Bir online oyuncu daha. Ama arkadaşlar dediğim gibi oyun, yani bunu bayağıdır biliyoruz. Oyun online değil. Böyle gözüküyor sadece. Allah. Bazen arkadaşlar işte bunu da görebiliyorsunuz. Bunu gördüğünüz an topuk. Direkt topuk arkadaşlar. Şimdi şu bir de global map'e bir dönelim. Bir şeyler daha göstereceğim. Belki drop gelmiştir ya. Drop geldiyse drop'a da gidebiliriz. Dealer geldiyse ona da gidebiliriz. Video biraz uzun oldu. Olacak. Biliyorum. Evet, hiçbir şey gelmemiş. Şimdi arkadaşlar buraya gittim. Ben şu an ormandan çıktığım an burası orman restartlanıyor. O yüzden tekrar ormana gidiyorum. Ben de en yakın bu ormana en yakın yere gidiyorum. 13 enerjisi olduğu için gaz istasyonuna gidip geliyorum. 26 enerji yakmış oluyorum. Bunker Bravo gitsem 34 enerji yakmış olurum. Yenilenmesi için. Silah bulamadığım zamanlar arkadaşlar ben genelde böyle yapıyorum. Ve ormana gittiğinizde arkadaşlar otlar var ya. Onları toplayın. Ondan havuç tohumları çıkıyor. Havuç tohumlarıyla can şeyini yapabilirsiniz arkadaşlar. Canınız olur. Canınızı yenileyecek bir şeyler olur.
Şimdi kim bu? Kurt. Aha. Basement'ın olduğu yerde geldi bu sefer. Beni şu toksitler görmesin. Toxic Abomination. Normal toksit. Ya hepsi beni görüyor ya. Bunların kulak şeyleri çok iyi ya. Vallahi çok iyi duyuyorlar. Şimdi şöyle şuradan. Hocam hadi. Güzel bir şey. Vallahi arkadaşlar siz çok şanslısınız ya. Hadi abi bir silah be. Oho şimdi biz video boyunca herhalde buna uğraşacağız arkadaşlar. Hadi lan. Yok mu bir Glock 17? Oh korktum lan. Vallahi kalbim sızladı. Çok korktum lan. Bir anda gelince. Aman aman görmesen zaten şaşacağım. Hemen zaten var ya arkadaşlar. Nasıl bir hikmetse şeye geliyorum çantamı açmaya. Mesela silahımı değiştirmeyi. O anda hemen üstüme atlıyor. Skillini kullanıyor. Artık bak basıyorum şu an el şeyine. Burada bir bug oluyor. Nedense burada toplama şeyi bir sıkıntı ya. Bak toplamıyor ya. Hah. Tuhaf yani. Yok. Buradan da çıkmadı. Son kez deneyeceğim arkadaşlar. Son kez bir deneyeceğim. Bakın mesela şu ot dediğim buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seed tohumları geldi. Bunlar işte arkadaşlar havuçlarda havuçların çıkmasına yarıyor. Bunlar arkadaşlar alın gerçekten çok önemli şeyler. Ben sürekli mesela ormana giderken sağlık eşyası, kit, bandaj vesaire bir şey harcamıyorum. Havuçları harcıyorum ve o tenekedeki yemekleri harcıyorum arkadaşlar. O tenekedeki yemekleri de tekrar dediğim gibi şeyden buluyorum. Şimdi daha 29 dakikası varmış. Biz hemen bir ormana gidip gelelim tekrardan. Bir kez daha ormana dönelim. Ne olur abi. Bir shotgun. Shotgun istemiyorum la. Adam gibi bir silah. Katana bile olur yani. Bize onu versen yeter. Hadi abi. Pinewood. Sana güveniyorum. Big One gelmesin. Big One gelirse sıkıntı. Zaten Big One'ı görünce direkt topuk yapıyoruz. Big One olduğu anda dalmayın arkadaşlar sakın. Cidden ölürsünüz. Yani 26 vuruyor. Şu an üstümdeki zırhlarla falan beraber. Yani sıkıntı. Zırhınız da gidiyor. Kafasına kafasına. Tamam şimdi. Aha. Hadi hocam be. Hadi be. Ama bir toksik bir rahat bırak da yani. Öyle olmuyor canım benim. Yoksa sen ölüyorsun. Sen zararlı çıkıyorsun. Hadi artık. İşte budur. Budur işte ya. Bak beni duydu oyun ya. Katana bile olur dedim. Verdi. Daha da bir şey vermez diye düşünüyorum. Ama yani bir Glock 17 versin hani insanlar onu istiyor. Şey Kefir Games. Hadi be. Yok mu be? Dur. Aha. Şurada bir abimiz var. O Flutter şey Flutter Blutter bu. O yüzden dalmayın buna. Bizi toksitler görüyor. Bak gördün mü? Toksit bizi görüyor abi işte ya. Bir görme reis görme görme. Bak. Lan sen nereden gördün? Nereden duydun ben anlamıyorum ya. Bak işte bak bak. Zor ediyorlar ya. Ölmek için arkadaşlar zor ediyorlar resmen. Ver abi. Bu kumaş parçaları arkadaşlar. 5 tanesiyle bir tane bandaj yapabiliyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuzdur birçoğunuz. Bak. Biri ses kasın. Biri zıpkanla ateş ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Yine dedim. Online oyuncular çok fazla var. Ve 3 tane de bandajı çıktı adamın. Çok iyi. Şimdi şunlarla canımı fullerim ben mesela. Tamam.
Şöyle yapacağım arkadaşlar. Korkmayın. Bunları burada bırakmam. Tamam. Bak, güzel bir kutuya benziyor. İyi bir şey çıkabilir. Çok güzel trolldü ya. Teşekkürler Kefir. Burada bir abimiz var. Eyvallah. Hadi abi be. Kefir. Ya bir tane ya, bir tane bak. Fire silah. Ne olur ateş eden. Glock dedi, pompalı. Bir tane ya. Başka sandık kalmadı mı? Sandık arıyorum şu anda. Hadi hocam. Aha, burada sandık buldum. Hadi artık, hadi artık. Sandık istiyoruz. Hop, bir dakika. İnternet gitti bir anda. Hadi hocam, lütfen. Abi şaka mı ya? Bir daha deneyelim mi? Dur, şunu alacağım. Ya şimdi deneyeceğiz ama Big Bang gelebilir. Yani Big Bang gelirse de tekrardan ormana girersem video çok uzar ya. Hadi abi. Yani dediğim gibi arkadaşlar, tamamen şansınıza bağlı bir şey. Gördünüz, silah çıkıyor. Katana çıktı. Katana çok işinize yarar. Çok seri bir şekilde vuruyor. 35-35 bir de vuruyor. Katana da bence bana göre çok iyi bir silah. Aa, dealer da geldi. Dealer nerede? Dealer T. Ebesinin nikahını affedersiniz de yani arkadaşlar. Çok uzakta dealer. Göğüslüğüm yok şu anda. Bu çantayı da arkadaşlar değiştirelim değil mi? Biraz sıkıldım bu çantadan. İstediğiniz skin varsa arkadaşlar onu yorumlarda belirtin. Hangi çantayı takayım? Discord kanalımıza da dediğim gibi gelmeyi unutmayın. Çekiliş yapıyoruz. Ona göre. Hadi abi. Şuradan bir silahımı alayım. Tamam. Ondan sonra drop'a gidelim. Hızlı bir şekilde lütfen hadi. Hadi be reis. Hop, bir dakika dur. Onlar bizi görmesin. Şöyle şuradan gidelim. Aha, bulduk bir tane. Gelme Toksit. Toksit gelme. Bak, gördünüz mü? Şunun yerine alacağım. Şunun yerine alacağım. Bende bir sürü var. Yeşil biletten. Hem de oldukça fazla var. Ya kaçamadım. Bir daha tüküren olursa herhalde pis kokacağım. Hadi. Ya Fire Gun vermeyecek muhtemelen arkadaşlar. İnat etmiş bu oyun. Videodan sonra var ya, kesin çıkar bak, kesin. Bunu... Oğlum neyin yerine alsam lan? Şunun yerine alacağım. Şunları ye. İki tanesi kalsın. Sorun yok. Hadi be hocam. Başka sandık var. Aslında da nerede o? Bir sandık daha açabiliriz. Bunu açmadık mı lan? Ana, bunu açmamışız. Ya dediğim gibi bak, harika şeyler veriyor. Alüminyum plate verdi yine. Bir görme lan. Bak, Toksit orada arkadaşlar, gördünüz. Oo. Tamam. Anlaşıldı. Kefir bize yürü git diyor. Ormandan git diyor artık diyor. Vermiyorum silah diyor. Başka yere uza diyor. Son mesajında da, son yaptığı şeyle de çok iyi bir şekilde anladım. Dediğim gibi silahları buradan bulabilirsiniz. Deneyin görün arkadaşlar. Fire Gun yani Glock 17 pompalı bile buluyorum. Şimdi biz bir drop'a gidelim. Drop'ta güzel bir şeyler çıkabilir.
Baksanıza iki tane katana bu var ya, kaç tane zombi öldürürüz biz bunu. Çok iyi şeyler var gerçekten. Hadi hocam. Airdrop. Sizce ne çıkar arkadaşlar airdrop'tan? Bence bir meçek çıkacak. Çünkü yani Firegun çıkmayacak ya. Firegun vermemeye inat etmiş Kiefer Games. Toxics, bak öyle bir geldin ki tükürecek gibiydin. Korktum senden. Ver abi. Hadi oğlum. Ne çıkıyor? Dedim. Dedim bak, dedim. Fire gun vermeyecek dedim. Yani ben bu oyunun kitabını yazdım. Fire gun vermiyor abi. Şunlarla bandaj yapayım ben. Şu kumaş yerine şunu alacağım. Şunların yerine de boya dursun. Alüminyum barın bir tanesini şey yapacağım. Lens çok önemli. Lensi de şunun yerine mi alsak? Yani bunun yerine alacağım. Başka yapacak bir şey yok. Şimdi bayağı gördüğünüz gibi güzel şeyler bulduk. İşte arkadaşlar ben silahları böyle böyle biriktiriyorum. Şimdi mesela o katanayla da Bunker Alpha'da Freezing Giant dışındaki bütün zombileri öldürebilirim. Ve çok seri bir şekilde öldürüyor. Yani mesela silah biriktirmemin en önemli yere o orman arkadaşlar. Ormana gidip oradan kutulardan açıyorsunuz, silah çıkıyor. Dealer Reis, sen bizden ne istiyorsun bir bakalım. Acaba direkt böyle bandaj falan istese de versek ya, yanımızda varken direkt verelim. Bu iş burada bitsin. Şimdi Dealer Joe, şimdi buradan arkadaşlar bir şey istiyor. Hem buraya gelirken bir enerji yakıyorsunuz. Geri burada istediğini bakıyorsunuz. Şeye gidiyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. Bakayım. Ha, Saving Table ve Stunister Table çıktı. Şimdi arkadaşlar Woodworking Bench ile Stonehenge Table çıktı. Ben iki şeyi aynı şekilde dedim galiba. Neyse. Bu ikisini arkadaşlar yapacaksınız ve buraya gelip takas edeceksiniz. O da size random bir silah veriyor. Random bir silah veriyor. Onun içinden işte pompalı çıkabiliyor. AK, M16, Glock oynadı, Skull Crusher, Machete, Katana bile çıkıyor. Ama hepsi arkadaşlar full bir şekilde. Yarım yamalak değil. Full bir şekilde. Full canlı bir şekilde çıkıyor. Çok iyi gerçekten Dealer'da. Ama dediğim gibi enerji şeyi çok sıkıntı. Mesela ormandayken geldik bir enerji yaktık. Şimdi mesela ben eve gideceğim. Onları yapacağım. Geri bu tarafa geleceğim. Şimdi mesela eve gitmek ne kadar? 39. Baya sıkıntı yani Dealer'da. Dealer bir de arkadaşlar radyoda mesaj olarak ne istediğini görebiliyorsunuz. O tarzda da olabilir. Yani arkadaşlar silahları bu şekilde buluyoruz. Gördüğünüz gibi ganimetimiz burada. Harika bence. Fena sayılmaz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Discord kanalıma da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.